İyi akşamlar, hoş geldiniz. Öncelikle tabii ki üzgünüz skordan dolayı. Oyundan dolayı çok bir üzüntüm yok, onu söyleyeyim. Sadece skordan dolayı üzüntülüyüm. Benim bakış açım çok 4-1'lik bir oyun olmadı. Takım iyi mücadele etti. Ofansif oyunu oynamaya çalıştık. Oyuncular çok gayretliydi. Pozisyonlar yakaladık. Ancak böyle bir kulvarda tabii ki özellikle ilk yarı 3 tane kornerden 3 tane gol yedik. Bu belki de bizim için bu gecenin en üzüntülü tarafıydı. Biraz da şanssızlık olarak yorumluyorum. Beklediğimiz bir durum değildi bu. Ancak yaptığımız işte her türlü durumlar karşımıza çıkabiliyor. Bunlar çok doğal şeyler futbolda. Kazanmak, kaybetmek, iyi oynamak, kötü oynamak. Oynadığımız kulvar zor bir kulvar. Burada mücadele etmek kolay değil. Yapılan hataların cezası çok çabuk bir şekilde kesilebiliyor oynadığınız müsabakalarda. Bunun zorluğunu bundan önceki müsabakalarda da yaşadık. Ama oyundan memnunum. Oyuncuların mücadelesinden memnunum. Takımımız gayet iştahlı, arzulu kazanmak için mücadele etti. Ancak dediğim gibi yani biraz yorumlamakta zorlanıyorum. Çok 4-1 adil bir skor değil gibi görünüyor gece için. Ancak yapacak bir şey yok. Futbolda bir tür sonuçlar var. Çok çabuk şekilde önümüzdeki müsabakaya hazırlanmamız gerekiyor. Çok fazla bu maçı takılıp kalamayız. Estamos muito tristes. Eu estou a pensar que nós merecemos mais. Não merecemos 4-1. Encontramos muitas oportunidades. Não devíamos sofrer 3 golos na mesma maneira nos cantos. Eu penso que foi um bocado falta de sorte também. Não estávamos à espera deste resultado. Estamos tristes. Ergin Aslan. Ergin Aslan, Yeni Şafak. Hocam geçmiş olsun. Oyun dediğiniz gibi iyi başladı. Ama kolay gol yeme genelde Türk futbolunun Avrupa'daki sorunlarından biri nüksetti. Gol, iki golü atan Coates ki 4 kere 5 kere vurdu ve benzer pozisyonlarda vurdu. Geçen sene de bunda 7-8 golü var oyuncunun. Maç önü planlarınızın uygulanmayışı mı diyelim buna, yoksa eşleşmelerde mi bir hata vardı? Çünkü çok baskı yemeden bu kafa vuruşlarını aynı oyuncu sıklıkla yaptı. Evet. Bu konudaki görüşünüz nedir? Teşekkür ederim. Kolay gol demeyelim bence, basit gol diyelim biraz. Yani bu kadar basit goller bu seviyede yemek tabii ki takımı demoralize ediyor. Oyuncuların psikolojisini bozuyor ve oyundan düşürüyor ki 3-1'den sonra yine çaba sarf ettik aslında kurtarmak için ama oyunun son bölümü, son 10 dakikayı çok kale almamak lazım. Artık oyun çok kopmuştu. O bölümü çok kabul etmiyorum aslında. Biraz o topun oradan sekmesi aslında biraz şans olarak görüyorum. Çünkü orada uzun adamlarımız var. Yani biz oraya uzun adamlar koyuyoruz. Batshuayi ve Larin gibi iki tane hava hakimiyeti olan oyuncu koyuyoruz oraya. O topun oradan geriye sekmemesi gerekiyor. Maalesef o topu oradan geriye sektirirseniz artık şanslar 50-50 oluyor. Orada birisi vurabilir. Bu bir hata mı? Yani çok hata olarak görmüyorum. Çünkü futbolda herkes her şeye önlem alırsa zaten maçlar 0-0 biter. O yüzden genelde bu tür hatalar olacak ki birisi gol atsın ve maçlar kazanılsın. Ya yani bunu siz bilmiyorum öyle de yorumlayabilirsiniz. Ya o sizin tercihiniz tabii ama ben yenilen gollerin özellikle duran top gollerin, çünkü daha önce böyle goller yemedik biz. Ya yani bu yenilen gollerin tamamen şansa bağlıyorum. Şanssızlığa bağlıyorum. Bu kadar iyi oynarken, iyi başlamışken, arzulu oynarken, istekli oynarken, pozisyona girerken, oyuncularımız rakip takımı öteki alana kapatmışken, yani oyun mesafeleri çok kısaya indirip dar alan oyununa yönelttik aslında rakibi. Baskıları çok doğru yaptık ve çok top kazandık baskılardan. Ama sonuçlandırmada problem yaşadık aslında. Daha net sonuçlandırabiliriz. Hele bir kornerde adam kendi kalesine atıyordu. Kalecinin kafasına çarptı, çıkan bir top var. Yani o top futbolda herhalde 100 yılda bir kere falan çıkar. Yani normalde hiç çıkmaz o top. Yani biz bulabilseydik belki biz farklı bir oyun oynayabilirdik ama dediğim gibi işte hatalar. Çok çabuk cezalar kesilebiliyor Şampiyonlar Ligi'nde. Yani bahane olarak söylemiyorum. Herhangi bir bahane söylemeye ihtiyacım yok. Onu da söyleyeyim. Bu tür skorlar maalesef oluşabiliyor. Ama ben şunu söyleyebilirim. Yani 4-1 çok gerçek bir skor değil oyuna baktığımız zaman. A pergunta da Media Turca era vocês sofrerem mesmo os golos do Coates na maneira mesma. Vocês não tiverem uma atenção ao Coates. O Mister disse que claro que tivemos atenção para o Coates, mas começamos muito bem para o jogo, encontramos muitas oportunidades, mas devíamos marcar. Batshuayi e Larin deixou algum espaço para o Coates, foi uma falta de sorte também, a sofrer na mesma maneira os gols do Coates. Queríamos muito ganhar, começamos bem, mas não conseguimos finalizar essas oportunidades.
Buyurun. TV Spor Metin Pekven. Hocam her şeyden önce geçmiş olsun. Az önce siz de belirttiniz. Sporting Lisbon'un hocası da belirtti. Çok iyi bir başlayan Beşiktaş gördük. Ancak savunmada bazı aksaklıklar görüldü. Şunu sormak istiyorum hocam size. Kalan 3 maçta savunma anlamında bir mentalite değişikliği yapmayı düşünüyor musunuz Şampiyonlar Ligi için? Değişiklik her zaman olabilir. Yani illa hata yapılan, yani yediğimiz gollerde çok savunma hatası olduğunu da düşünmüyorum yani, açık söyleyeyim. Savunma hatası dediniz ama 3 tane duran, yani korner golü yedik. Korner golünde belli eşleşmeler var. Takımımızın aldığı bir pozisyon var kornerlerde. Bu pozisyonu alıyoruz ve şu ana kadar da bilmiyorum kornerden gol yedik. Yemedik herhalde. Yani. Yedik mi? Siz daha iyi bilirsiniz gerçi. Evet ama o fauldü zaten yani. Öyle bir gol. O Amerikan rugby'sinde oluyor öyle goller. Normal futbolda olmuyor. O yüzden onu çok yorumlamak istemiyorum. Yani o Amerikan futbolunda falan oluyor öyle goller. Yani çok gol yemiyoruz biz duran toplardan. Ama bugün itibariyle dediğim gibi hatalar oyunu. Hata olabilir. Bireysel de olabilir. Oyuncu da hata yapabilir. O yüzden çok takılıp kalmamak lazım. Nasıl düzeltebiliriz? Nasıl bir önlem alabiliriz? Onların çaresine bakarız. Analiz ettikten sonra tabii. Şu anda değil ama ben takımın oynadığı oyundan, oyuncuların mücadelesinden gayet memnunum. Onu söyleyeyim. Yani skora çok aldanmayın. Yani skor bugün oyunun karşılığı değildi bence. Bu kadar böyle goller olursa her maçta 5-6 tane gol olur zaten. Normalde bu tür goller böyle maçlarda olmaz. Ama bugün bizim için ben şanssızlık olarak görüyorum. Olabilir, futboldur bu. Kazanmak kadar kaybetmek de var. Oyunun her haline alışık olmamız lazım. Çok çabuk bir şekilde lige dönüp toparlanıp ligde oynayacağımız müsabakaya hazırlanmamız lazım. Şampiyonlar Ligi kulvarı ne olur? 3 maç, 3 mağlubiyet aldık, kaybettik. Bundan sonra şansımız var mı? Zannetmiyorum. Çok şansımızın olduğunu, yani ilk iki şansımız zaten olmaz. Belki UEFA şansımız olabilir bundan sonraki müsabakalarda. Onu kovalamaya çalışacağız artık. Çünkü rakiple deplasmanda da bir müsabakamız var. Yani sonucu hep beraber bekleyip görürüz. Öyle söyleyeyim. Pergunta da Media Turca era, vocês começaram muito bem, mas fizeram alguns erros na defesa. Próximos três jogos vão mudar a defesa, a mentalidade da defesa. O Mister disse que os erros sempre podem ser no futebol. Eu acho que isto não foi os erros da defesa. Eu estou muito contente da performance da equipe. Claro que os jogadores podem fazer erros. Temos que fazer mais análise. Mas eu estou a dizer outra vez, eu estou contente do jogo, como foi. E eu acho que não merecemos 4-1. Agora temos que olhar para a Liga. E na Liga dos Campeões temos mais 3 jogos. Vamos dar o máximo. Son soru hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Emre Zabunoğlu, Beyaz TV. Hocam maçın sonlarında bazı oyunculara protestolar oldu. Taraftara bu yönde bir mesajınız var mı? Yani çok erken hani Ensakala'ya ve bazı oyunculara ıslıklar oldu. Taraftara bu yönde mesajınız var mı? Yani taraftarımız bizim için çok değerli. Biz onların desteğini tabii ki hissetmek istiyoruz. Oyuncularımız da, biz de, hepimiz onların desteğini hissetmek istiyoruz. Zaman zaman futbolda skorlara göre bu tür protestolar olabiliyor. Bunlar futbolun doğasında, içinde olan şeyler bunlar. Yani çok garip şeyler değil. Yani zaman zaman bu tür protestolar oluyor. Biz takım olarak bundan sonraki müsabakalarda çıkar, daha iyisini oynarız, kazanırız. Taraftarımızı mutlu etmeye çalışırız. Teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar, teşekkür ediyorum. Teşekkür.